Merhabalar sevgili izleyenler, ben Bahar Özmen. Her hafta olduğu gibi bu haftada Semtin Galatasaraylısı programıyla karşınızdayım. Arkamdaki manzarayı görenler nerede olduğumu anlamıştır bile. Sözü çok uzatmaya gerek yok. Bugün Ortaköy'deyiz. Ortaköy'ün altını üstüne getirmeye hazırsanız hadi başlayalım. Boğaz manzarasının ardından Ortaköy'ü gezmeye başlıyoruz. Ortaköy'de pek çok el tezgahı da mevcut. Bu şekilde görmüş olduğunuz tezgahlar sıralı yan yana. Hemen şöyle bir bakıyorum. Anahtarlıklar var efendim. İstanbul'a dair pek çok şey var. Ve en çok dikkatimi çeken tabii ki şurada duran kapılar ve evler var. Hemen onların da fiyatlarını öğrenmek için şöyle merhabalar efendim. Merhabalar. Hayırlı nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar şık oluyor bu evler, ahşap olanlar. Siz mi yapıyorsunuz? Evet. Kendi ürünlerim, kendi yaptığım şeyler. İlk hali böyle mi oluyor? Evet. Bu şekilde o mi? O halden. Nasıl o hale geliyor peki? Hemen beyefendi göstersin bize de. Bakalım ne... 36 saat sonra bu hale geliyor. 36 saatte. Çok ciddi bir emek var bunlarda. Peki ne kadar fiyatları? Bunun fiyatı 135 lira. 135 lira. Her tarafı ağaç. Ta kapı kolundan süpürgesine kadar hepsi bana ait. Çok detaylı bir çalışma. Şunu izleyicilerimize müsaadeniz olursa göstermek istiyorum. Bakar mısınız sevgili seyirciler? Süpürgeliğe kadar düşünülmüş tüm detaylar. Kapı kolları, numaralar gerçekten çok şık. Hediyelik olarak da çok tercih edilen bir ürün olsa gerek. Bir de ürünlerim birebir gidiyorum, geziyorum, yiyorum, içiyorum ve yapıyorum. Oralardan fotoğraf mı topluyorsunuz? Bu İzmir Foça, minik hali. Minik hali gerçekten çok güzel. Hali. Yine İzmir Foça. Hangisi? Şu. Şu. Taş duvar. Evet. 17 Taş. Numara olan. Evet az önce gördüğümüz fotoğrafın. O 225 lira. 225 liraymış o da efendim. Şöyle büyük halleri de var. Hemen onları da gösterelim. Nedir büyük halinin fiyatı? 485 lira. 485 lira evet. Aynı birebir fotoğraf yapılmış sevgili seyirciler. Tabii ki normal sipariş olarak da çalışıyorum. Ama kendi özlediğim, kendi sevdiğim şeyleri elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Ne güzel, bu gerçekten çok güzel. Bursa Cumalı Kızık. İnsanların şu, buldum bile. Bakın sevgili izleyenler hemen fotoğrafıyla maketini karşılaştırıyoruz gerçekten. Mayıs ayında gitsinler. Kiraz, erik, dut, çilek yemeye gitsinler. O sizden de önerileri aldık. Gerçekten güzel. Burada çok güzel şeyler var. Şöyle bir bakalım sevgili izleyenler sizlere göstermeden önce. Ne var ne yok dedim. Denizle ilgili olan her şey bu tezgahta diyebilirim. Merhabalar efendim, kolay gelsin. Ceviz kabuğundan yelkenli gemiler deniyor. Detayları size soralım. Sorun söyleyelim. Buyurun. Nedir fiyatları? Ceviz kabuğundan gerçekten bakın şu alttakiler. Evet, ceviz kabuğu gövdesi. İçini yiyoruz, gövdesini gemi yapıyoruz. Saklıyorsunuz, muhteşem. Bak yok. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Şimdi ceviz kabukları tabii ki bana ait. Diğerleri arkadaşlarımın ürünleri. Yani gerçekten çok da şık. Çok arkadaşımın burada eseri var. Emeği var, ne güzel. Bunu da paylaşıyorsunuz. İstanbul'u yazıyor. Evet, burada da ufak var. Bir de böyle hediyelik olarak alabileceğiniz minik anahtarlıklar da var. Bu yapılacak mı daha? Bu evet, ham maddesi. Bunlar bu hale dönüşüyor sevgili izleyenler. Bu anahtarlıklar da çok şık, hediyelik olarak hemen alınabilecek şeyler. Nedir fiyatları? Hangisinin mesela? Şimdi anahtarlıktan başlayalım. 7 lira. 7 lira. Bu nedir? 15 lira ufağı. Bu 50 lira. 50 lira. Satışlardan memnun musunuz peki?
Vallahi biz çok memnunuz. 30 senedir buradayız. Bizi bilen biliyor, gelen geliyor. Denizi seven zaten alıyor. Bizim müşterimiz özel. Sabit bir kitleniz var. Sabit ne mutlu size. Müşterimiz var. Herkese hitap etmiyoruz ama deniz sevenler bize geliyorlar, bizden alışveriş yapıyorlar. Denizle ilgili her şey bu tezgahta demiştik. Doğru demişiz. Peki ilerleyelim biz. Hoşça kalın efendim. Şurada bir hanımefendi var. Gerçekten müthiş şeyler yapıyor. El emeği, göz nuru. Bakın hemen şu tuvallerin yanına gidiyorum. Gel Cüneyt'ciğim. Şöyle hızlanalım. Bir çiçekler var bu tuvallerde. Gözünüzü, gönlünüzü açıyor. Hemen hanımefendinin yanına gidiyorum. Biri de boyama yapıyor şu an kendisi. Taş mı bu efendim? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle gösterelim mi taşı da izleyicilerimize? Ne olacak bu taş? Bu taş süs. Süs olacak sonrasında. Çok da güzel yapıyorsunuz. Çiçekleri de tabloları da siz mi yapıyorsunuz? Hepsini ben yapıyorum. Elinize sağlık. Gerçekten çok güzel. Özellikle hanımların çok beğenebileceği bir tezgah diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ne demek efendim? Kolye uçları da var. Gerçekten çok tatlı. Nedir bu kolye uçlarının fiyatı? Çeşit çeşit. 15, yani fiyatları 15 uygun zaten. Şu sarılı gerçekten şahaneymiş. Ne dersin Cüneyt? Çok şık. Bir de böyle minik tuvaller var sanıyorum. Doğru mudur? Minik tuvaller. Onların fiyatı nedir? 10 lira onlarda. 10 lira şahane gerçekten. Ofisinizde falan şöyle masaların üzerine koyup bir baktığınızda gözünüzün, gönlünüzün açılacağı minik tuvalleri hediye olarak da alabilirsiniz. Size de kolay gelsin diyelim. Biz devam edelim hemen. Burada da camlarla ilgili bir tezgah var sevgili izleyenler. Yine kolye uçları da mevcut. Hanımların özellikle ilgisini çekebilecek ürünler de var. Şöyle bir ilerliyorum hemen, tabii ki gözüme Galatasaray ile ilgili şeyler çarpıyor. Bir Galatasaray anahtarlığı var, çok da şık. Böyle bir camın üzerine logomuz, armamız kazınmış ve kocaman da bir çay bardağı var. Cüneyt ne dersin, içsek mi çay? Herhalde yıllık çay miktarının tamamını karşılar ama onun yanında yine böyle masalara koyabileceğimiz bir Galatasaray cam kristali yapılmış. Eminim turistlerin de yabancıların da bu kristallere ilgisi büyüktür. Çünkü tezgahta da pek çok böyle kristal var. Gerçekten Galatasaray ürünleri görmekte orada köyde hepimizi mutlu ediyor tabii ki diyelim. Ve el tezgahlarına biraz göz attık. Bakalım içerilerde neler var, devam edelim biz. Zaman söylüyorum sevgili izleyenler, güzel bir gün güzel bir kahvaltıdan geçiyor diye. Biz bugün Ortaköy fırınına geldik. Çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Ama şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz her hafta gideceğimiz yerde öncesinde esnafla röportajlar yapıyoruz. Onlara soruyoruz. Semtin Galatasaraylısı kim diyoruz. Fuat Bey dediler. Fuat Bey nerede bulabiliriz dedik. Ortaköy fırınında dediler. Biz zaten orada kahvaltı çekecektik dedik. Fuat Bey bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Anlayacağınız semtin Galatasaraylısının yerindeyiz bugün kahvaltıda. Evet. Nasılsınız? Evet, semtin Galatasaraylısının yerindesiniz. Evet. Ortaköy fırında biz uzun yıllardır buradayız. Uzun yıllarda kulüp olarak Galatasaraylı olduğumuzu burada herkes bilir. Şimdi Ortaköy'de, Beşiktaş'ta bir Galatasaraylı'dan bahsediyoruz ve tüm esnafın bildiği de bir Galatasaraylı Fuat Bey. Maç günlerinde burada kocaman bayraklar asılı oluyormuş. Evet, oluyor. Galatasaraylı olduğumuz herkes bildiği için anlayışla karşılıyor. Çünkü Beşiktaşlar da bizim kardeşimiz burada. Uzun yıllardır onlarla beraber iyi bir dostluğumuz var. Ezeli da rekabet, ebedi dostluk diyoruz hep. Dostluğu, evet, dostluğu da gösteriyorlar, sağ olsunlar. Mükemmel. Hemen Galatasaray'dan konuşmaya başladık. Oradan devam edeyim o zaman. Semtin Galatasaraylısını bulmuşken kaçırmam efendim. Galatasaray'la ilgili unutamadığınız bir anınız var mıdır? Nasıl Galatasaraylı oldunuz? Hatta oradan başlayalım. Ben kendim Rize doğumluyum.
Tabii bu takım taraftar olmak çocuklukta başlar. İnanır mısınız ki Rize'de kendi semtimde Galatasaray'dan başka kimse yoktu zaten. Ay, ne güzel. Hangi semt orası? Rize'nin merkezine bağlı bir mahalledeydi. Fenerbahçelilerle maç yapmak için bulamazdık. Fenerbahçeli bulamazdık. O yüzden semtimde Galatasaray yoğunlukta olması dolayısıyla yerde Galatasaray'ı seçmişimdir. Maçlara geliyorsunuzdur stada da eminim. Tabii Galatasaray'ı çok yakından takip ediyorum. Hem maçlarını izleyerek hem televizyonda Galatasaray'ın iyi bir taraftarıyız. Teşekkür ederiz efendim. Televizyonumuz da izleniyor tabii, her Galatasaraylı'nın evinde de açık oluyor GSTV'ler. Biz de ondan dolayı mutluluk duyuyoruz. Peki Galatasaray ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mıdır? Bir maç olabilir bu ya da. Neşet'e Samak Smat. Neler hissettiniz o maçta? Yani o maçtaydım. Üçüncü golden sonra arka sıradan bir kişinin üzerime atlaması vardır. Daha sonra boynumda bayağı bir ağrı hissetmiştim. Fakat o anda hiçbir şey hissetmiyorduk tabii ki. Peki hemen ister istemez gözümü alamıyorum efendim sofradan. Kahvaltıcılar Sokağı'ndayız ama böyle bir kahvaltı yok. Masada neler var, sizden öğrenelim. Bizim şimdi iki kişilik serpme kahvaltımız bu. Valla bu iki kişilik serpme kahvaltıyı dört kişi falan yer sevgili izleyenler. Anlamış bir kahvaltı değil mi? İki kişilik serpme kahvaltı. İnsanların kahvaltıda değişik olarak, seçenek olarak karşılarında görmek istedikleri şeyler. İşte omletimiz var, hafif salatası var, patates kızartması var, peynir çeşitlerimiz var, börek çeşitlerimiz, hafif söğüşümüz var, acı ezmemiz var. İşte reçel, Nutella, pekmez var. Tereyağımız var, zeytin çeşitlerimiz, yumurtamız, tereyağı balımız var. Yok masada. Evet, yani bunun dışında da talepleri olan, değişik talepleri olan müşterilerimizin de taleplerini karşılıyoruz. Şimdi kameraman arkadaşım Cüneyt'ten de rica edeyim, o da çeker. Karşıda da bir fırın var efendim. Evet. Şimdi diyelim ki ben geldim, canım o gün kahvaltı etmek istemiyor. Belki bir poğaçayla geçiştirmek istiyorum. Hemen karşıdaki fırından istediğimi alabilirim. Zaten size bağlı, size söyleyebilirim. Evet, ikisi birlikte çalışan bir dükkan yani. Şahane gerçekten. Hani bence pek çok kahvaltıcıya göre bu fırın sebebiyle inanılmaz zaten bir avantajınız var. Fırın zaten büyük bir özellik katıyor. Hem ürünlerin taze, sıcak olması sebebiyle hem de seçeneklerin fazla olması dolayısıyla kahvaltıya bir renk veriyor. Bence bir önemli bir sıcaklık veriyor. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sofra kurulurken dayanamadım sevgili izleyenler. Bir tane şu kenardan simiti attım ağzıma. Gerçekten çıtır çıtır ılık, dedim ki hemen yapalım röportajı, kahvaltıya geçmek istiyorum ben diye. Peki önümde portakal suyumuz ve sanıyorum limonatamız da var. Limonatanızın bir özelliği var mıdır? Hazır mı bu limonata? Limonatayı hazır almıyoruz. Biz kendimiz burada yapıyoruz. Kendi üsülümüzü hazırladığımız bir limonata. Uzun yıllarda da biz bu şekilde bunu servis ediyoruz müşterimize. İyi de bir beğeni alıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Güzel, ne mutlu size. Peynirler, zeytinler özel bir yerlerden geliyor mu? Evet, zeytinler Balıkesir bölgesinden geliyor. Tereyağını Rize'den aldırıyoruz, memleketimizden aldırıyoruz. Keza balığı bölgeden aldırıyoruz. Kaymak her gün günlük kaymak getiren bir arkadaşımız var. Yöresel ürünleri kullanmaya özen gösteriyoruz. Halden de sürekli domatesimizi, salatamızı ve yeşilliğimizi alıyoruz. Günlük alınca çok daha taze ve önem gösteriyor. Dolayısıyla kendimizin çok rahat, keyifli bir şekilde yaptığımız kahvaltıyı müşterilerimize de yaptırmak istiyoruz. Bu arada arkadaşlarınız da şunu söylüyor tabii, Fuat Bey her şeyin başında, her şeyi kontrol ediyor diyor. Zaten bu kahvaltınızın fark yaratmasının sebebi de bu tazelik, bu ürünleri organik yerlerinden alıyor olmanız ya da işte memleketinizden getiriyor olmanız, bunlar da tabii ki fark yaratıyor. Şunu da hatırlatalım, buraya hafta sonları gelmek için önceden rezervasyon yaptırırsanız kuyruk beklemezsiniz çünkü çok ciddi de kuyruklar oluşuyor. Aynen, evet, gerçekten iyi bir talep var. Ne mutlu sağ size. Sağ olsunlar. Bizi de çok memnun ediyor, teşvik ediyor adeta. O yüzden biz de daha fazla efor sarf etmek istiyoruz. Daha büyük sorumluluk hissediyoruz. Dolayısıyla güzel şeyler yapmak istiyoruz. Bizim ekmeklerimiz de çok değişik ekmeklerimiz var. Yani ekmekleri de konuşalım. Evet, ekmeklerde fırında gluten oranı düşük ekmeklerin yapımına başladık. Bu çok önemli bir mevzu. Evet. Çünkü ülkemizde de çok fazla insülin direnci olan insanlar var, şeker hastaları var. Onlara da duyuralım. Siyez buğdayından yaptığımız ekmekler var.
kavılca buğdayından, bizim Kars bölgesinde, Sarıkamış bölgesinde olan buğdaydan yaptığımız ekmekler var. Yine aynı şekilde Rüşeymli yaptığımız ekmek var. Dolayısıyla bu ekmeklerle beraber burada maya oranını çok az tutarak, ekşi maya veyahut da hiç maya kullanmadan bir gün hamuru yoğurarak, bekleterek yaptığımız ürünler var, ekmekler var. Gelen müşteriler bunların da büyük keyif alıyor. Evet, bunlarda sizi öne çıkaran ayrıca noktalar oluyor. Tabii ki çok da önemli bu mesele çünkü çok fazla. Gelen müşterilerimize bunları izah ediyoruz. Ekmeğin özelliklerini anlatıyoruz. Normal Fransa ekmeğimizi de yapıyoruz, çeşit ekmeklerimizi de yapıyoruz. Kaç çeşit ekmek çıkıyor burada? Yani 30'un üzerinde. Gerçekten ciddi bir sayı. Evet, 30'un üzerinde çeşit ekmek yapıyoruz. Efendim sadece ekmek yemek için bile gelebilirsiniz. Tabii ki keyifli bir sokak manzarası eşliğinde o semtin sıcaklığını hissedebileceğiniz bir yer burası. Hemen şunu da söyleyeyim, Amerikan servislerimizin üzerinde de daha önce yazılı basında çıkan haberleriniz var. Posta gazetesinden, Cumhuriyet gazetesinden, yine Türk Hava Yolları'nın dergisinden, Skylife'tan pek çok yerde de ne güzel sizi bulmuşlar. Evet, evet. Yani güzel şey yaparsanız bulurlar sizi. Evet, öne çıkıyorsunuz. Biz de çaldık kapınız tabii ki Galatasaraylı olmanız sebebiyle ediyoruz. De. O zaman ben müsaadenizle kahvaltıma başlayıp izleyicilerime de izlenimlerimi aktarmak isterim. Yani Galatasaray televizyonuna böyle bir röportaj yapmaktan büyük keyif aldım. Biz teşekkür ederiz Fuat abicim. Evde de benim çocuklarım da bilirler. Boş kaldığımda Galatasaray TV'yi ben kesinlikle atarım. Galatasaray TV'yi seyretmekten büyük bir keyif alırım. Güzel zaman geçiririm Galatasaray TV ile. Çok sağ olun. Arkadaşlarım da eminim bu röportajı dinlediklerinde çok memnun olacaklardır. Çok, çünkü arkada çok fazla emek veren kişi var. Biz hani önünde oluyoruz ama mesela kameraman arkadaşım Cüneyt bugün saatlerdir kamerayı taşıyor. Sizlere güzel işler çıkarabilmek için, sizlere layık olabilmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz diyeyim ve hemen kahvaltıyı tatmaya geçeyim. Yediğim her şey gerçekten çok lezzetliydi sevgili seyirciler. Sizin de yolunuz Ortaköy'e düşerse mutlaka Ortaköy fırınına gelip şöyle güzel bir kahvaltı yapın. Ortaköy'deki turumuza devam ediyoruz sevgili izleyenler. Ortaköy Bosporus Apart'a geldik. Yanımda Yaman Gençay var. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim sizler. Biz de iyiyiz. Bizi çok iyi karşıladınız. Sarı kırmızı çiçeklerimiz önümüzde. Galatasaray dergilerimiz, kupalarımız. Anlarsınız ki tabii ki Yaman Bey Galatasaraylı, hatta genel kurul üyelerimizden bir tanesi. Burası Galatasaraylıların da sıkça uğradığı bir nokta. Maçlar için gelinen kalınan bir apart. Evet öyle. Zaten Galatasaraylı bir aileden geliyorum. Abim de Galatasaray Divan Kurulu üyesidir. Sizin de dediğiniz gibi Galatasaraylıların genelde tercih ettiği bir mekan. Yurt dışından bütün taraftarlarımızın işte derbi maçlardan önce, Avrupa Kupası maçlarından önce buradaki evi diyelim, öyle söyleyelim. Ortaköy'deki evleri diyelim. Ne güzel, ne mutlu size bu ev ortamını sağlayabilmekte. Burası kaç yıllık bir mekan? Burası 4 senelik bir mekan. 4 senedir bana ait işletmesi. Kısmetse daha uzun seneler Galatasaray dostlarımızla, kardeşlerimizle birlikte devam edeceğiz burada da. Peki maçlardan önce burada nasıl bir atmosfer oluyor? Siz de bahsettiniz. Galatasaraylılar derbilerden önce geliyorlar, yurt dışından gelenler var diye. Şimdi tabii derbi maçlarından önce heyecan tabii dorukta oluyor. Belli bütün işte yurt dışından gelen arkadaşlarımızı da artık isim sormadan direkt rezervasyonlarını yapıyoruz.
Birkaç gün önceden geliyorlar. Maç sabahı artık stres ve heyecan son noktaya ulaşıyor. Dediğim gibi biz burada bir aileyiz. Hep beraber işte sabah maç günleri kalkıp kahvaltımızı edip hazırlıklarımızı yapıyoruz. Akşam maçı bekliyoruz. Böyle yani. Galatasaray maçları kazandıktan sonra aparta bayraklar asılıyor mu? Nasıl tabii etkinlikler ki, yapılıyor? Tabii ki. Maç bitiminde şayet güzel bir sonuç almışsak sabaha kadar eğlencemiz var burada Ortaköy'de de. Dostlarımızla, kardeşlerimizle, renktaşlarımızla birlikte. Bu şekilde. Kaç tane odanız var? Şimdi biz de tabii ki takdir edersiniz ki gelmeden önce baktık. Gerçekten odalar ev gibi ve o rahatlık, buraya girdiğiniz zaman da hemen o sıcaklığı hissedebiliyorsunuz. Gerek buranın çalışanları, gerek Yaman Bey'den. Evet. Çok keyifli de bir ortam olmuş. Kaç oda var? Mesela kaç gün önceden rezervasyon yapmak gerekiyor? Bu bilgileri de alalım sizden. Şimdi öncelikle son sorunuza cevap vereyim. Çok çok önceden rezervasyon yaptırmamız gerekiyor. Çünkü sınırlı sayıda bir odamız var burada. 10 tane dairemiz var. Öyle söyleyeyim, daire büyüklüğünde. 40'ar metrekarelik. 1+1 şeklinde ama lüks dairelerimiz var. Dediğim gibi büyük maçlardan ve Avrupa Kupası maçlarından önce bir ay, bir buçuk ay kadar öncesinden zaten renktaşlarımız, yurt dışından gelen arkadaşlarımız hepsi rezervasyonlarını yaptırıyorlar. İşte önümüzdeki Aralık'taki Beşiktaş maçında mesela bütün odalarımız şu anda dolmuş durumda. Üzülerek bunu da söyleyelim bu arada. Aynen. 10 tane dairemiz var dediğim gibi. İşlerinde her şey mevcut. Normal sizin evinizdeki olan her şey bizim 40 metrekarelik dairemizin içinde mevcut hepsi. Peki günlük kira fiyatları nedir odaların ortalama? Biz günlük, haftalık, aylık hatta senelik veriyoruz genelde odalarımızı. Takdir edersiniz ki dönemine göre değişiyor tabii. Yaz sezonunda daha farklı fiyatlarımız oluyor. Şu anda 49 euro gecelik fiyatımız. Fakat uzun dönem konaklamalarda işte öğrenci arkadaşlarımız var senelik olarak. Farklı fiyat uyguluyoruz uzun dönem kalanlara. Şu andaki fiyatımız 49 euro gecelik normal fiyatımız. Diyebiliriz, evet, değişken oluyor tabii ki sezona göre de. Şimdi size de dönüp artık obayı bir kenara bırakıyorum. Size dönüp biraz Galatasaray ile ilgili sorular sormak istiyorum. Maç günleri nasıl kalkıyorsunuz siz? Böyle totemler var mı, özel yaptığınız bir şeyler? Vallahi açıkçası kısaca şöyle söyleyeyim. Derbi maçları öncesi ben hatta sanki futbolcuymuşum gibi kampa giriyorum evde. Neler yapıyorsunuz? Eşim, oğlum, kızımla birlikte zaten o gece uyku pek olmuyor bize. Sabahın köründe kalkıyoruz. Kendimiz hani sanki biz maça çıkacakmışız gibi ailecek öyle bir şekilde hazırlanıyoruz. Bütün aile olarak sabahın saat 6'sında ayaktayız. Öyle söyleyeyim size derbi maçlardan önce. Dinç başlıyorsunuz güne. Peki eminim stada da geliyorsunuzdur. Tabii. Basket maçları da dahil olmak üzere. Hatta yurt dışı deplasmanları olmak üzere hepsine mümkün olduğunca gitmeye çalışıyoruz. Ne mutlu sizlere. Biraz stattaki o atmosferden de izleyicilerimize bahseder misiniz? Çünkü evde maç izlemek bambaşka bir durum. Evet. Tabii ki o statta renktaşlarımızla birlikte o tutkuyu, o heyecanı paylaşmak bambaşka. Aynen. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz tabii eski Ali Samiyen'de bizim için hani mabet tabir edilen stadımızda ayrıldığımız için açıkçası üzgünüm ben şahsım olarak. Yeni stadımızda da tabii ki takımımızın başarısına göre şu anda 44.000 ortalama ile oynuyoruz. Aynı heyecanı yakalamaya çalışıyoruz. Açıkçası eski Ali Samiyen'deki aynı heyecanı yakalamaya çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Sizin gibi bir Galatasaraylı ile tanıştığımız için bizler de çok memnun olduk. Ortaköy'deki turumuza devam ediyoruz. Biz kahvaltımızı ettik, tokuz, ama Ortaköy'e gelince ne yapılır? Tabii ki kumpir yenir, waffle yenir. Biz de şu an kumpircilerin olduğu bir yerdeyiz. Hemen soralım, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Kaç çeşit kumpir için ürün var? Kumpir içinde 16-17 yani civarı çeşitler var. Nedir bunlar?
Bunlar tereyağı, kaşar var, mısır var, zeytinler var, turşu var, kısır, kırmızı lahana, Rus salatası, bezelye, sosis, mantar, haydari, acılı sos, zeytin ezmesi, ketçap, mayonez yani. Yok yok efendim. Kumpir için istediğiniz, aradığınız tüm malzemeler Ortaköy'de ve Ortaköy'e girdiğiniz zaman da böyle bir kumpir kokusu etrafınızı sarıyor. Gerçekten tokken bile insanın karnı acıkabiliyor. Peki nedir fiyatlar? Fiyatlar 17 lira. Malzeme de sınırsız. Yani istediğiniz kadar alabilirsiniz yani. Sınırsız malzeme 17 lira. Gerçekten iyiymiş. Hemen burada da hazır böyle. Burada uzun kuyruklar da oluyor. Ortaköy'deki kumpircilerle bir de Ortaköy'de başka bir koku daha var efendim. O da tabii ki waffle. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Waffle'lara da bakacağız şimdi. Efendim Destan Cafe'de waffle da var tabii ki, az önce de söylemiştim ve çok güzel de bir waffle tezgahınız var. Bakınca içimiz açılıyor. Evet, aynen öyle. Kaç? Şöyle waffle'a kaç çeşit ürün koyabiliyorsunuz? Şimdi bizde ürün sınırsız. Müşteri ne kadar istiyorsa menüde ne varsa hepsini koyabiliyoruz. Peki ne var menüde? Menüde işte bitter, sütlü, fındık, antep fıstığı, karamel, beyaz çikolata, sütlü çikolata, çikolata çeşitleri bunlar. Peki meyveler falan da var, meyveler, onları da söyleyelim. Meyveler de var. Muz, kivi, çilek, ananas, taze meyve, kiraz şekerlemeleri, incir, portakal, karışık meyve ve fındık, fıstık, marmelat çeşitlerimiz var. Şekerler, çikolatalar gerçekten evet. Çok güzel. Peki nedir waffle'ların fiyatı? Waffle'ın fiyatı 17 lira. İşler nasıl peki? İşler güzel. Ortaköy'de güzel işler. Şahane. Gerçekten bir tane waffle alsak mı bilemedim Cücü, ne yapsak. Yani. Ama kilo da almak istemiyorum. Bence biz waffle almadan yolumuza devam edelim. Alın yani. Teşekkür almayayım. Ben kilo alıyorum. Teşekkür ederim. Alın, rica ederim. Görüşürüz. Ortaköy'deki turumuza devam ediyoruz sevgili izleyenler. Yanımda balıkçı Galatasaraylı Adem var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederiz biz de. Hemen Galatasaraylıların olduğu yerlere sızmaya başladık biz de. Teşekkür ederim. Maçları izliyor musunuz? Kesinlikle izliyoruz tabii ki. Stada geliyor musunuz? Stada işten dolayı gelmiyoruz ama tabii ki zaman zaman iş yerlerinde izliyoruz. Nasıl buluyorsunuz takımı? Takımın hastasıyız. Takımı çok hastasıyız takımın. Hastasıyız Galatasaray. Evet. Böyle unutamadığınız Galatasaray ile ilgili bir anınız var mıdır? Ben Hagi'yi çok seviyordum mesela eskilerden. Çok seviyordum. Hala onu takip etmeye devam ediyorum bazı şeylerde, eski maçlardan. Hala eski maçlar izleniyor. Evet. Şahane. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ortaköy esnafında pek çok Galatasaraylı'ya rastlamak mümkün. Yanımda da Fesih Bey var. Sizin de sıkı bir Galatasaraylı olduğunuzu öğrendik. Evet, ben de Galatasaraylıyım. Aileniz Galatasaraylı evet. Mı çocuklar? Hepimiz Galatasaraylıyız. Hatta benim oğlum Etiler Galatasaray Spor Okulu'nda eğitim görüyor. Kendisi kaleci. Buradan da söyleyeyim, Ozan Padir. Ona da selamlar olsun diyelim semtin Galatasaraylısına. Nasıl peki spor okulundaki antrenmanlarını beğeniyor musunuz? Şu an çok iyi gidiyor. Etiler Spor Kulübü olarak da, Etiler Galatasaray Spor Kulübü olarak da çok iyiler. Serdar Hoca sağ olsun çok eğitim veriyor. Kendisi de kaleci zaten. Çok da iddialı. Bu haftada bir iki hafta sonra da turnuvalar başlıyor. Ne güzel. Evet, Florya'da maçlara çıkacağız. Öyle siz de heyecanlısınız. Evet. Siz de heyecanlandınız. Peki maçları takip ediyor musunuz? Stada geliyor musunuz? Evet, geliyoruz. Stada kendimiz de gidiyoruz. Ayrıca kulübün bize sunduğu bazı bilet şeyleri de var. Onlara da gidiyoruz. İmkanlar. Evet. O imkanlardan da yararlanıyoruz. Takımda en beğendiğiniz isimler kimler? Tabii şimdi Gomis çok iyi. Takımımızın geneli çok iyi. Ama Gomis yani çok iyi. Gomis diyorsunuz. Gomis. Evet, hatta Gomis. Artık Golmis diyorlar biliyorsunuz. Evet, Golmis diyorlar. Evet, aynen öyle. Bir Ortaköy turunun sonuna geldik sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta bambaşka bir yerde olacağız. Bizi izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
Müzik.